Evet arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir fırında tavuk yapalım dedik. Tarifimi de sizinle paylaşmak istedim. Mutlaka tabii ki yapıyorsunuzdur ama bir de ben tarifimle deneyin diye arkadaşlar. Tavuğumuzun sosu için neler var? Şimdi kabımı alıyorum arkadaşlar. Teker teker size söyleyeceğim. 3 yemek kaşığı ayçiçek yağım var arkadaşlar. 3 yemek kaşığı ayçiçek yağım var. Kırmızı toz biberim var. Acı tatlı pul biberim var arkadaşlar. 1 yemek kaşığı salçam var. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Karabiberim, kimyonum var birer bal kaşığı. Arkadaşlar kekiğim var. Bir çay kaşığı kekiğim var. 2 diş sarımsağım var ezilmiş. Şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar. Şimdi sıvılarımızı karıştırıyoruz. Arkadaşlar önce bir karıştıralım. Müthiş bir sos bu. Şimdi harcımı iyice karıştırdım. Şimdi şöyle bir sosumu alayım arkadaşlar. Arkadaşlar tavuğumuzu iyice yıkadım, kuruttum. Yani sonra da böyle peçeteyle de kurutabilirsiniz üstünü falan. Şimdi tavuğumuzu sosun içine alacağım ama arkadaşlar ben şöyle sırtından doğru şöyle bir açmak istiyorum. Deriyi şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi elimi içine geçirdim. Çünkü sosu iyice altına da süreceğim ben. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oluyor böyle. Çok kolay oluyor zaten, hemen oluyor. Çünkü sosu içine doğru da yedireceğim. Evet arkadaşlar, iki tarafında derinin altını böyle deriyle ete temas eden yerlerini kaldırdım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi eldivenimi takıyorum. Şöyle bir derin kabın içine alıyoruz arkadaşlar. Şimdi her tarafına sosumuzu yediriyoruz. Bir yemek kaşığı tuz koyuyorum. Bir yemek kaşığı. Şimdi bunu iyice şöyle yedireceğim arkadaşlar. Tuzumu unutmuştum. Çok özür diliyorum. Tuzumu unuttuğum için. Evet arkadaşlar, şimdi tuzunu da iyice her tarafına yediriyorum. Evet arkadaşlar, tuzunu da yedirdim. Şimdi ne yapıyorum? Ben bu tavuğumun harcını bir güzel yedirdim. Yedirdikten sonra ne yapıyoruz? 2 saat. Vaktiniz varsa 3 saat. Vaktiniz yoksa hemen pişirebilirsiniz. Ben şimdi bu tavuğumun üstünü streçle kapatıp buzdolabında 2 saat dinlendirmeye bırakacağım ki arkadaşlar tavuğum sosunu, tuzunu, her şeyini bir güzel içine çeksin. Böyle daha lokum gibi olsun tavuğumuz. O yüzden şimdi buzdolabına kaldırıyorum. 2 saat sonra fırın aşamasında görüşelim inşallah. Evet arkadaşlar, üstünü streçledim. Şimdi dolaba kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, tam 2 saat bekledi. Şimdi streç foliyosunu açıyorum arkadaşlar. Tavuğumuzu şimdi ne yapıyoruz? Önce bir tepsimize alalım arkadaşlar. Aldık. Şimdi bu sosunu ben tekrar içine şeye koyacağım. Poşetin içine de. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle şu gördüğünüz gibi kürdanla şöyle
tutturuyoruz. Uçmasın diye. Şöyle birkaç tane koyayım şuraya. Poşete koyacağımız için. Şöyle bir tane daha koyacağım. Kürdan. Bir de buradan da yapacağım. Şimdi tavuğumuzu kanatlarından, budlarından tutturduk arkadaşlar. Şimdi bunu poşetimi alıyorum. Bu fırın poşetine koyacağım arkadaşlar tavuğumu. Evet arkadaşlar, Kürşat gölge oluyor, biraz kenara çekil. Şimdi poşete koyuyorum ama Kürşat'tan yardım istedim. Kürşat poşeti açacak arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, poşetimi de yardıma koydum. Şimdi şu tam biraz büyük olduğu için ağzını bağlayamadım. Şöyle kürdanla yine bunu da tutturuyorum arkadaşlar. Şimdi ben tavuğumu fırına sürüyorum. Bir saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tavuğumuz fırından çıktı. Çok sıcak, poşetten çıkarıyoruz arkadaşlar. Derecede arkadaşlar bir saat pişti tavuğumuz. Şimdi arkadaşlar tavuğumu poşetini açtım. Şimdi servis tabağını alalım. Evet arkadaşlar, şimdi dur bakalım tavuğumuz nasıl pişti. Şöyle bir test yapalım. Bu üzerindekiler yanık değil arkadaşlar. Sos, yani yanık değil. Sos kızardı. Sos kızardı, evet. Görüyorsunuz, hiç bıçağı vurmama gerek kalmadan. Görüyor musunuz? Şahane oldu, şahane. Gel bakalım Kürşat. Yine Kürşat evde, tadımı ona yaptıracağım. Sıcak. Az gölge oluyor, çeki biraz. Güzel mi? Oo. Evet arkadaşlar, gerçekten harika. Yani hiç bıçağı vurmama gerek kalmıyor. Biraz o kadar, daha alabilir miyim? O kadar güzel pişmiş ki, görüyorsunuz. Şahane gerçekten. Bir de çevirsek mi acaba? Görüyorsunuz, her tarafı çok güzel kızardı arkadaşlar. Kürdanları da alalım. Kürşat bana ver deyip duruyor. Bir dakika vereceğim oğlum. Yanında tarator yaptık. Arkadaşlar çevirirken bak, o kadar güzel pişmiş ki gerçekten bir saat pişirir. Yani ben 200 derecede bir saat pişirdim. Bak çevirdim, lokum gibi dökülüyor. Şahane oldu gerçekten. Elimize sağlık. Hepimize afiyet olsun arkadaşlar. Kürdanları da çıkarmadım. Çıkarayım şimdi. Hepimize afiyet olsun. Lütfen izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Oltu'dan, Erzurum'dan size selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Çünkü akşam yemeği yiyeceğiz biz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.